biraz da sahile yakın. Şu anda erken açan tomurcuklar. Yani sıcak havaların devam etmesinden dolayı daha erken açanlar. Ama tabii bir 15-20 gündür de şu anda bu tomurcuklar yani serin havalardan dolayı da açamadı. Şöyle olduğu gibi 15-20 gün önce açtığı gibi aynen duruyor. Bölgemizde Aralık ayı ve Ocak ayında yüksek sıcakların devam etmesinden dolayı ülkemizde olduğu gibi bir sıcak havanın Bölgemizde fındık ürünü bu sıcak havalara dayanamadı. Özellikle öncelikle püsküllerini erken bıraktı, yani tozlamayı tozlarını erken bıraktı. Ve devamında da özellikle şubat ayı girdiğinde birçok yerde e, fındıklardaki o tomurcuklar patlama yaptı, yani yoğun sıcaklardan dolayı. Tabii fındık görünüşü şu var, yani erken e, patlama yapan o yaprak tomurcuklarının devamında yağacak olan bir karın ve eksilere inen bir hava sıcaklığının don riskiyle karşı, karşı karşıya kalacağını her zaman söyledik. Ve devamında da bizim tabii ki bölgemizde bir sulamaya dayalı bir tarım olmadığı için bu aylarda bir kar yağışına, bir yağmur yağmalarına da ihtiyacımız vardı. Ama tabii ki kar yağdı, yaklaşık 2-3 hafta önce yağan kar da yağdı, iyi de oldu aslında ama tabii ki eksilere doğru inen bir hava sıcaklığı bölgemizde özellikle 200 metreden yani yaklaşık 400-500 metrelere kadar tomurcukların patladığı bölgelerde bir don riski ile karşı karşıya kalındı. Ve biz de zira odaları olarak devamlı baktığımız alanlarda bir ön tespit yaparak 200 ile yaklaşık bir 500-600 rakımlara kadar bir don olayının olduğu görüldü. Tabii ki bunun devamında Yaklaşık bir 12-13 gün geçtikten sonra e, üreticilerimiz ne yaptı? Tarsim sigortası yaptıran üreticilerimiz eksperlere haber etti. Yani ajantelerine haber ederek e, eksperler alanlarda gezdi. Ve şunu gördük yani e, 200 metre civarlarından e, yaklaşık bir 500-600 rakımlı yerlere kadar %30'lardan %80'lere kadar bir hasat tespitleri ortaya çıktı. Bu da e, fındık rekoltesini önümüzdeki hasat döneminde olumsuz şekilde etkileyecektir. Yani bunu artık gözden kaçıramayız. Bu bir gerçek artık çünkü alanlarda gerçekten o erken açan tomurcuklar, patlayan tomurcuklar o don olayından dolayı kurumalar, dökülmelerle karşı karşıya kaldı. Tabii ki bu süreçte üreticilerimiz ne yapabilir? Yapacak olduğu özellikle sigorta yaptığına üreticilerimiz muhakkak Tarsim sigortalarına, ajantalarına başvursunlar. Tarsim yetkilileriyle görüştüğümüzde de yaklaşık bu 12-13 gün geçtikten sonra yani hasarın tam olarak ortaya çıkmasından dolayı şu anda Tarsim eksperleri alandalar. Ve aldığımız bilgilerde gerçekten şu anda önemli derecede zarar var. Bu zararları da en iyi şekilde doğru bir şekilde tespit etmeye çalışıyorlar. Şu anda bölgemizde Ordu ve Girasun bölgesinde şu anda Tarsim'e müracaat eden 50 binin üzerinde poliçe mevcut. Bu poliçenin yaklaşık 20 bin üzerinde de şu anda hasarla ilgili müracaatlar var. Yani 20 bin üzerinde poliçe şu anda eee hasar oldu diyerek ihbarda bulunulmuştur. Eee onun için bu poliçelerin yani bahçelerin, parsellerin tümü eee tespiti yapılacaktır. Yani bölgemizde önemli bir zarar olduğu açıkça görülüyor ve gün geçtikçe daha da net olacak. Çünkü gün geçtikçe sıcaklar arttıkça zarar gören o tomurcuklar, yapraklar kurumaya doğru gidecek. Zarar görmeyenler varsa onlar da açmaya doğru gidecek. Yani üreticilerimiz o açıdan müracaatlarını yapsınlar. Burada bir kayıpla ilgili bir herhangi bir şey kaybolmadan üreticilerimizin bahçelerine eksperler gelecek. En iyi şekilde zararlar tespit yapılarak en azından zararları karşılığında devlet geri iade konusunda yani taleplerin üreticilerimizin en iyi şekilde takip ediliyor.